ülkemizin en güzel yemeklerini, yöresel tariflerini bulduğumuz Mutfağım Şahane'ye bugün de harika lezzetlerle başladık. Hepiniz hoş geldiniz diyorum çok sevgili izleyicilerim ve biz harika lezzetlerle programımızı hemen başlatıyoruz. Bakalım ülkemizin hangi güzel yöresel lezzeti şimdi ekranlara geliyor. Merhabalar Özlem Hanım, güzel Kayseri'mizden, güzel manzaramız Erciyes'imizden hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bugün sizlere katmer yapacağız. Katmer için gerekli olan malzemelerimiz 3 su bardağı unumuz var. 1-2 fiske tuz koyuyoruz. Suyumuzla beraber yoğuruyoruz. Ayrıyetten iç harcından koymamız için tereyağımız var ve tahinimiz var. Onları ılıttıktan sonra içerisinde biraz toz şeker ekleyeceğiz. Şimdi başlayalım yoğurmaya. Tuzumuzu alıyoruz. Unumuzun içine koyuyoruz. Yoğurma işlemine geçiyoruz. Bu tarif için ortalama 3 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar falan da su kullanacağız. Kayseri'mizin güzel katmerini Özlem Hanım tavsiye ederim. Mutlaka tatmalısınız. Güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz yavaş yavaş kıvam almak üzere. Yoğurma işlemimizi tamamladıktan sonra yapma işlemine geçeceğiz. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. 15-20 dakika kadar ağzını nemli bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, şimdi hamurumu dinlendirdim. Masamın üzerine aldım. Şimdi birazdan açma işlemine geçiyoruz. Altını unluyorum ki masama yapışmasın. Açmaya başlıyorum. Hamurumuz ince olacak. İçine giren harcından sonra zaten kat kat olması için birleştireceğiz tekrardan. Diğer okulama geçiyorum. Açmaya başlıyorum. Kayseri'li hanımlar hamur işleri çok severler. En çok tüketilen yiyeceklerden birisidir. Günlerin olmazsa olmazı, kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Özlem Hanım, aralarına un serpiyoruz ki hamurumuz birbirine yapışmasın. Katmerin diğer bir özelliğinden birisi de kat kat olmasıdır. Katmer adı o oradan geliyor. Evet Özlem Hanım, açma işlemimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Ben yağımı içeriye götürdüm, ısıttım. İç harcımız için gerekli olan malzemelerimiz tereyağı var. Çok az miktarda sıvı yağ koyduk. Tahin koyuyoruz. Katmerimizin olmazsa olmazlarından. Bunu bir güzel yediriyoruz, özleştiriyoruz. Sonra bu harcımızı açmış olduğumuz hamurumuzun içine koyacağız. Böyle güzelce üzerine aynı eşit miktarda bolca gezdiriyoruz. Tahinin tadını vermesi için. Biz Kayserililerin özelliğidir. Bol bol koymak bir şeyleri. Malzemeden kaçmayız. Şu anda tahinli yağımızı her yerine eşit şekilde dağılması için dağıtıyorum. Güzel manzara eşliğinde katmer sajda süper. Tamam, şimdi hepsini aynı anda yedirdim. Şimdi böyle ortasından küçük bir delik açıyoruz. Kenarlara doğru kıvıra kıvıra gidiyoruz. Kıvıra kıvıra ilerliyoruz. Geri kalan kısmını da aynı şekilde. Ve son katımızı da şöyle birleştiriyoruz. Tamam, böyle bir bölük açıyoruz. Kenarından şöyle şöyle kıvırıyoruz, koparıyoruz. Bu birinci bezemiz. Böyle böyle bunu çoğaltıyoruz. Eşit miktarlarda. Bunu dolaba yağının donması için de rahat açılması için soğumaya bırakıyoruz. Buzluktan çıkardık hamurlarımızı. Dondurduk güzelce. Şimdi açma işlemine geçiyoruz. İnce bir şekilde olması lazım hamurumuzun. Ve kat kat olması gerekiyor. Püf noktalarımızdan biridir bu hanımlar. Buzluğa koyup dondurursak eğer daha kolay açılır. Eğer donmazsa hamur cıvır, açımı rahat olmaz. Ben sizi bunu göstermek için açıyorum. Ama ben önceden hazırladığım hamurumu açıp buzluğa yerleştirdiğim hamurumu sizler için pişireceğim. Böyle böyle şu kıvamı alacak, şu inceliği alacak şekilde açıyoruz. Ve bunu şimdi pişirmeye bırakıyoruz. Evet Özlem Hanım, ben şimdi katmerlerimi sacımın üzerine koyduğum mis gibi kokular etrafa yayılıyor şu anda. Çalışan bayanlar için olsun, anneler için hazırlık yapıp buzluğa koyabiliyoruz biz. Biz öyle kullanabiliyoruz. Evet Özlem Hanım, katmerlerimiz mis gibi pişiyor, kat kat oldular. Şimdi çift taraflı kızartıyoruz. Özelliği budur katmerin. Böyle biraz vura vura pişirmektir. Şimdi bunu ocağımızdan kızaranları alıyoruz tabağımıza. İkinci katmerimiz de pişmek üzere. Bunu da alıyoruz. Son olarak bunu da alıyoruz tabağımıza. Dilerseniz eğer üzerine toz antep fıstığı falan da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim, beklerim her zaman. Ben sizin yerinize tadına bakıyorum ama. Mis gibi. Afiyet olsun.
Of of of. Nasıl güzel bir lezzet. Nasıl güzel bir tarif. Gerçekten hayran kaldım. Hem mideye hem göze hitap ediyor. Keşke orada olsaydım da o güzel yemeğin tadına baksaydım. Şimdi biz Adana'ya gidiyoruz. Adana'da şambali tatlısı yapılacak. Çok lezzetli bir tatlıdır. Gül Hanım yapacak. Hep birlikte Adana'dayız. Özlem Hanım merhaba. Adana'dan size kucak dolusu sevgiler getirdik. Güzel güzel yemeklerimizle karşınızda bulunmak istiyoruz. Ben size bu yemeğimde şambali tatlısını yapmak istiyorum. Tatlama malzemelerini sayayım. Şerbetim için 2 kilo şekerim var. 2 litre suyum var. 1 kilo irmiye, yarım kilo şekerim, yarım kilo kadar da yoğurdum. 1 çay kaşığı kadar mayam var. İçinde hiç yağ bulunmayan bir tatlıdır bu. Şerbetim için tenceremi koydum. İçerisine 2 kilo kadar olan şekerimi koyuyorum. Şekerimin içerisine 2 litre suyumu ilave ediyorum. Karıştırarak devam ediyoruz. Şerbetimizin önce yapılma sebebi soğuk olması. Çünkü tatlımız sıcak olacak. Şerbetimizin soğuk olması lazım. İlk önce şerbetimizi yaparak başladık o yüzden. Şerbetimiz kaynarken şambali tatlımıza başlayalım. 1 kilo irmiğimizi alıyoruz kabımıza. Onun üzerine yarım kilo şekerimizi koyuyoruz. 1 çay kaşığı maya, yarım kilo yoğurdumuzu ekliyoruz. Bunların hepsini harmanlıyoruz. İyice yoğurdu irmiğe yediriyoruz. Özlem Hanım, iyice karıştırdık. İrmiğimizi, şekerimizi, yoğurdumuzu birbirine iyice yedirdik. İçerisine çok az miktarda su koyarak iyice bu şekilde çırpıyoruz. Bunun en önemli özelliği bu şekilde çırpılmasıdır. Kesinlikle içerisine kaşık girmez. Tahta kaşık girmez, mikser girmez. Elimizle yediriyoruz. Böyle akışkan bir kıvam olacak. Daha sonra bu şekilde tepsimize iyice döküyoruz. Şu şekilde sallayarak tepsinin her yerine eşit şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Elle çırpılması, elin lezzetinin geçmesi lazım tatlımıza. Kaşıkla çırpıldığı zaman çatlaklıklar, bozulmalar olur. Bu şekilde tatlımız hazır. 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirmeye gidiyoruz. Özlem Hanımcığım, tatlımı fırına verdim. Tatlımı 20 dakika sonra tekrardan çıkartacağım. Üzerine şu şekilde dilimlerini kesip tekrar 10 dakikalık fırına süreceğim ve üzeri kızaracak. Kızardıktan sonra şerbetini ekleyeceğim üzerine. Daha sonra süslemesini yapacağım. Bu tatlının lezzetli, daha keyifli yenilebilmesi için bir gün bekletilmesi lazım. Ben o yüzden size bir gün önceden yapıp hazırladığım tatlımı sunmak istiyorum. Tatlımız bu şekilde. Servise hazırdır. Yanına bir tane de portakal dilimledim daha şık dursun diye. Sunumumuz bu şekilde. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu şahane lezzet için. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biz hiç vakit kaybetmeden yöresel lezzetler keşfimize devam ediyoruz. Gaziantep'te rotamız. Gaziantep'te Aylin Hanım bize alaca çorbası yapacak. Merak ediyorum nasıl bir çorba? Gaziantep'teyiz. Özlem Hanım merhabalar. Gastronominin başkenti Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şimdi size alaca çorba yapımını göstereceğim. Alaca çorba, tarihi çok eskiye dayanan Antep kültüründe önemli bir yeri olan çorbalarımızdan birisidir. Et kullanılmaz ama içerdiği malzemelerden dolayı etten alacağınız proteinin hepsini bu çorbadan alabilirsiniz. Mesela haşlanmış maş, haşlanmış loğlaz, dövme, kuru soğan, yine yazın kuruttuğumuz biberleri haşlayarak sudan geçirdik, hazırladık sizler için. Salça, tuz, pul biber, karabiber ve özel baharatımız olan tarhunu kullanıyoruz. Tarhun aroma olarak çorbaya lezzetini veren şeydir. Tarhun olmazsa kesinlikle bu çorba yapılmaz. Antep'te biz kuru börülceye loğlaz deriz. Tenceremize yağımızı koyuyoruz bir miktar. Şimdi buraya soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanımızın özelliği
yarım piyazlık olması, biraz iri olması gerekiyor. İçinde belirgin olması gerekiyor. Antibiyotik niyetine dediğim gibi kış çorbasıdır. Muhtemelen kıtlık zamanından gelme bir çorba. Soğuk kış günlerinde Gaziantep'te bolca tüketilir efendim bu. Soğanımızı güzelce karıştırıyoruz. Bir miktar tuz ilave ediyoruz. Soğanı çok fazla kavurmamıza gerek yok. Özelliği bu çünkü çok kavurursak soğanlar ölür ve istediğimiz lezzeti yakalayamayız. Hafif yağda çeviriyoruz. Ondan sonra salçasını ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi soğanlarımız tam istediğimiz kıvama geldi şu anda. Ne ölü ne diri. Bir miktar salça ilave ediyoruz. Yarım yemek kaşığı diyebiliriz. Bu çorbanın özelliği çok fazla salça kullanmamaktır efendim. Bakliyatların ve tarhunun aromasını ön plana geçirmek için salçayı çok fazla kullanmıyoruz. Evet, salçanın kokusu çıktı bir güzel. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Kaynamış su ilave edelim biraz. Mis gibi kokular yayılıyor etrafa. İnşallah siz de evinizde yaparken bu kokuları hissedeceksiniz. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Su kaynadıktan sonra dövmesini, loğlazını yani batı deyimiyle kuru börülcesini, maşını ve kuru biberi ilave edeceğiz. En son da üzerine yağda çevirdiğimiz tarhunu ekleyerek o muhteşem kokuyu ciğerlerimize çekeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Soğanlarımız hafif yumuşadı. Şimdi sırayla diğer malzemeleri ilave etmemiz gerekiyor. Dövmeyle başlıyoruz. Önceden haşladığımız dövmemizi ilave ediyoruz efendim. Bir su bardağı yeterlidir. Dövme ağırlıklı olması gerek alaca çorbamızın. Diğer bakliyatların biraz daha, bir tık daha az, dövmenin baskın olması gerek. Dövmemizin hepsini koyalım. Hadi elimizi korkak alıştırmayalım. Dövmemiz tamam. Şimdi önceden haşlayıp hazırladığımız yenilecek kıvamda olan börülcemizi yani Antep ağzıyla loğlazımızı ilave ediyoruz. Çok değil, dövmenin 1/3 kadar olması gerek. Yani ne kadar dövme koyduysanız börülce onun 1/3 kadar olmalı. Yine önceden pişirip hazırladığımız maş fasulyesi. Maş fasulyesi bulamazsanız mercimek de olur efendim. Önceden pişirip hazırladığınız yeşil mercimeği yine 1/3 olacak şekilde, yani dövmenin 1/3 geçmesin. Bunu da ilave ediyoruz. Soğanlar görünüyor. Alaca çorbanın özelliği bol soğanlı. Antibiyotik niyetine efendim, kış çorbası bu. Bol bol için. Bakliyatlarla birleşince harika bir lezzet. Gaziantep'in yöresel çok eski bir yemeğidir, çorba çeşididir. Antep mutfaklarında 15 günde bir, haftada bir sıklıkla pişer kışın. Ailece tüketiriz efendim biz bunu. Şu anda alaca çorbamız hazır sayılır. İçine koyduğumuz malzemelerin şöyle bir özdeşleşmesini bekleyeceğiz. Beklediğimiz an geldi. Bakliyatlarımız güzelce özleşti. Şimdi daha önceden hazırladığımız kuru biberlerimizi haşladık. İlk önce, daha sonra şu büyüklükte doğradık. Alaca çorbamıza ilave ediyoruz. Kuru biberimizi de ilave ettik. Şimdi sıra geldi baharatlarla tatlandırma kısmına. En can alıcı kısım bu. İlk önce pul biber koyuyoruz. Daha sonra tarhun otu koyuyoruz bolca. Ve karabiber ilave ediyoruz. Yağımız da ısındı. Şimdi cozurdama sesini dinleyeceğiz. Evet. Evet. Müzik gibi. Çorbamızı baharatlarla da tatlandırdık. Şu anda yenmeye hazır. Lezzetinden geçilmez efendim. Gaziantep'in tarihi çok eskiye dayanan alaca çorbası. Evlerinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapımında belki biraz haşlama kısmında ayrı ayrı haşlayacaksınız falan ama lezzeti inanın ki buna değer. Afiyet olsun efendim. Şimdi servis ediyoruz. Antep usulü alaca çorbamız.
Yiyenlere afiyet şifa olsun. Dediğim gibi, eğer dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ne kadar güzel, ne kadar lezzetli bir tatlı oldu. Çok teşekkürler bu tarifi bizimle paylaştığınız için. Şimdi biz beyt yapmaya gidiyoruz. Urfa'ya gidiyoruz. Musa Bey bize meşhur beyti yapacak. Bakalım nasıl bir lezzet olacak, nasıl bir tarif olacak? Urfalılar beyti nasıl yaparlar? O zaman tarifini izliyoruz. Özlem Hanım merhaba. Şanlıurfa, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dayız. Sizler için beyti sarma yapacağız. Malzemelerimiz, zırhla çekilmiş kıymamız, biberimiz, bunun içinde harmanlayacağımız sarımsak, Urfa biberimiz, maydanoz ve şimdi yapılışına geçiyoruz. Hafif biraz kıymamızı alıyoruz. Şimdi önceden çekilmiş hazırladığımız malzememizi karıştırıyoruz. Tatlı sevenler için tatlı biber kullanırız. Şöyle harmanlıyoruz. Şimdi iyicene yoğurma şekliyle şöyle malzememizi karıştırıyoruz. Evet, güzel bir şekilde yoğurduktan sonra saplıyoruz şöyle. Şöyle saplama oluyor iyicene harmanladıktan sonra. Bunu evde yapmak isteyenler köfte makinesinde yapabilirler. Basit bir yemektir. Evet, gördüğünüz gibi şu an şişte. Evet, gidiyoruz şimdi nereye? Mangalımıza. Evet, şu an ocak başındayız. Ben eti getirdim. Şu an ocağa atıyoruz. O arada özel sosumuz, içindeki malzemesi domates salçası, hafif sulu yağ, tuz ve karışım baharatımız var. Özel sosumuz hazırlanmış. Urfa fıstığımız, özel yoğurdumuz, maydanozumuz, görsel amaçlı kullanacağımız malzemelerimiz şurada. Lavaşımız ve etimiz 5 dakika sonra pişmeye hazır olduğunda başlayacağız. 5 dakika sonra kağımız hazır. Şöyle lavaşın içine çekiyoruz ve gördüğünüz gibi sarıyoruz beyti. Sardıktan sonra şöyle dilim dilim yapıyoruz. Şöyle hazırlandıktan sonra tabağımıza koyuyoruz. Şöyle tabağa koyduktan sonra yoğurdumuzu bırakıyoruz. Daha sonra domatesimizi ince piyaz şeklinde kıyıyoruz. Kıyıldıktan sonra şöyle maydanozumuzu görsel amaçlı yanına koyuyoruz. Özel hazırlanmış sosumuz. Sosumuzun tarifini bir daha vereyim size. İçinde domates salçası bir kaşık, hafif sıvı yağ, tuz, bir de karışım baharatımız Urfa'ya öz. Daha sonra olmazsa olmazımız Urfa fıstığımızı hafif yoğurdun üstüne, hafif etimizin, ekmeğimizin üstüne sürüyoruz. Lezzetle buluşturuyoruz. Biz tarifini verdik. Herkes evinde bu tarifi deneyebilir. Herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir lezzetle görüşmek üzere. Mükemmel bir lezzet oldu. Yaptığınız için, emek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok da sağlıklı, çok da lezzetli, çok da kolay bir tarif oldu. Şimdi Gaziantep'e geçelim. Gaziantep'te Cuma Şef bize pirpili maşı yapacak. Adı çok farklı, lezzetini de çok merak ediyorum. Buyurun Gaziantep'e geçelim. Merhaba Özlem Hanım, hoş geldiniz. Bugün sizlere pirpili maşı yapacağız. Pirpili maşını 4 mevsim yiyebiliriz. Yalnız pirpili maşı kıymalı ve sade olmak üzere 2 çeşit pirpili maşımız vardır. 4 mevsim yapılma şeklinden de yazları tazesinden yapılır, kışları da kuru pirpilimden yapılır. Öncelikle kuru pirpirimden başlayayım isterseniz anlatmaya. Kuru pirpirim semizotunun yabani halidir. Toplandıktan sonra işte yazları tazesini tüketiriz. Kışları da bu pirpirimizi kuruttuktan sonra, şu anda hazırladım bu pirpirimi. Kuruttuktan sonra sıcak suda haşlıyoruz. Haşlayınca soğuk suya çıkartıyoruz. Bunun yapma sebebimiz gün kokusunun pirpirimin üzerinden giderilmesi içindir. Birkaç defa yıkadıktan sonra pirpirimizi hazırlayacağız. Bugün sizlere kıymalı pirpir maşı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz lolas var, nar pekmezi, nohut, kuru domates, kuru biber, kara mercimek, bulgur, biber salçası, domates salçası, pul biber, nane. Bu malzemelerimizi saydıktan sonra şimdi yapım aşamasına geçmeden önce soğan ve sarımsağımı doğrayacağım. Sonra ocağımın altını yaktım, tenceremi hazırladım. Pirpir maşını yapmaya başlayacağım. Öncelikle soğanımı ve sarımsağımı doğrayacağım. Soğan bir tane küçük boy kullanmam yeterli 3-4 kişilik bir aile için. Sarımsakları önce eziyorum. Sarımsakları ezdikten sonra 4 diş sarımsak kullanmam yeterli olacaktır. Ufak ufak doğruyoruz.
Sarımsaklara doğramam yeterli. Ocağımın üzerine tenceremi alacağım. Sade yağının bir kısmını gireceğim. Hemen ılayacaktır zaten. Kıymamı gireceğim. Kıymayı kavuruyorum. Kıyma kavruldu esnada soğan sarımsağımı kaba aldım. Kıyma biraz kavrulduktan sonra soğan ve sarımsağı ilave edeceğim. Soğan soğanla kıyma kavruluyor. Soğanla kıyma kavrulduğu yerde diğer malzemelerimi aşama aşama ilave edeceğim. Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar domates salçası. Salçayı ilave ettikten sonra biraz kavuracağız. Daha sonra ister et suyu ister normal su koyaraktan hafif biraz haşlayacağız. Önceden hazırlamış olduğumuz et suyumuzu bir kaşarola yardımıyla yavaş yavaş kavrulan kıymaya ekliyorum. Daha sonra kara mercimek, Antep mercimeği dediğimiz mercimeğimizi ilave edip hafif 3-5 dakika pişene kadar bekliyorum. Daha sonra 5 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Kapağını kapatıyorum. Yavaş yavaş kaynarsın. Ortalama yarım çay bardağı kadar kara mercimek attım. Bu yapacağınız miktara göre değişebilir, evet. Biz şu anda 3-4 kişiye yetecek kadar bir pirpir maşı yapıyoruz kıymalı. Bir 5-6 dakika da piştikten sonra diğer malzemelerimizi atmaya başlayacağız. Yaklaşık 5-6 dakika kadar vakit geçti. Şu anda mercimeğimiz yumuşamıştır zaten. Yemeğimiz de kaynıyor. Kaynayan yemeğimizin altına hafif kısıyoruz. Daha sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Bulgurdan sonra bir karıştıracağız. Sonra daha öncesinden pişirmiş olduğumuz nohut ve loğlazı ekleyeceğiz. Loğlaz börülce dediğimiz bakliyatımız. Nohutumuzu ekleyeceğiz. Bunu da ekledikten sonra hafif bir karıştıracağız. 2 dakika sonra kuru olan bakliyatlarımızı ekleyeceğiz. Diğer kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, 2 dakika geçti Özlem Hanım, şu anda kuru domatesimizi ilave edeceğiz. Kuru domatesden sonra kuru biber. Önceden kırmış olduğum, hazırlamış olduğum kuru biber. Ve pirpirimi ilave edeceğim. Şu ana kadar bakliyatlarımızın hepsine girdik. Şu anda lezzetlendirmek için baharatını ekleyeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edeceğiz. Daha sonra yemeğin tüm ürünlerin yumuşaması için yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Hafif ateşte kaynayacak. Kapağımı kapatıyorum. Altına az bir şey kısıyorum. Hafif ateşte tüm yemeğin hepsinin özleşmesi için kaynamaya bırakıyorum. Tüm bakliyatların hepsi özleşti. Şimdi kapağımı açacağım. Lezzetlendirmek için nar eşkisi ve limon suyunu ilave edeceğim. Önce limon suyumu ilave edeyim. Bir tane limondan çıkartmış olduğumuz limon suyu, bir yemek kaşığı kadar da nar eşkisini ilave ettikten sonra şöyle bir 5 dakika daha bununla birlikte piştikten sonra pirpiri maşı hazır. Yüzüne haşvesini yakacağız. Daha sonra servise hazır. Pirpiri maşımız pişti. Yüzünün haşvesini yakacağız. Ben bu arada haşveyi de anlatacağım size şimdi. Bunu buraya alıyorum. Haşve, Gaziantep'te yemeklerin yüzüne yakılan sosa haşve denir. Bunun için şimdi tavamızı, ocağımızı alıyoruz. Ocağa aldıktan sonra üzerine biraz sade yağ ilave edeceğim. Şu anda yağımız ılıyor. Şimdi ocaktan alıyorum yağı. Ilıyan yağıma bir miktar pul biber attıktan sonra, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar attıktan sonra, aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar da nane ekliyorum. Pirpir maşının haşvesi hazır. Yüzüne ekliyorum. Kıymalı pirpir maşı şu anda hazır oldu. Gaziantep'te pirpir maşı da bakliyat, kıymayla bakliyatla yapılan yemeklerimizden bir tanesi. Çok lezzetli olan yemeklerimizden bir tanesidir bu da. Şimdi Özlem Hanım, sizlerin adına ben tadına bakacağım. Kıymalı pirpir maşının. Gerçekten çok lezzetli. Yani Gaziantep'te yapılmayan ev yok diyebilirim pirpir maşının adına. Şu an size kıymalı pirpir maşını yaptık. Gaziantep'ten sevgilerle Özlem Hanım. Sizleri de buraya bekliyoruz. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir tarif, ne kadar güzel bir lezzet oldu. Yapan deneyen herkese afiyet olsun. Şimdi Adana'ya geçiyoruz. Adana'da etli kuru bamya yemeği yapılacak.
kışında bol bol tüketmemiz lazım. Bamya çok faydalı. Tarifini buyurun hep beraber Adana'dan öğrenelim. Güzel Adana'mıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Yumurtalık Deniz'in Kızları Kooperatif Başkanı Fatoş Cankurt. Adana'mızın güzel yemeklerinden olan etli kuru bamyayı yapacağım ben size. Bunun diğer adı da aslında bamyamızın çiçek bamyası. Çiçek bamyası denmesinin özelliği de küçük olması. Yazın özellikle gidip tarlalardan topladığımız bamyamızı ipe dizip 20 gün boyunca dışarıda kurutup sonra bunu kışın yemeklerimize koyuyoruz. Bamyamızı ipe dizdiğimiz için yanlarında küçük kılçıkları var. Biz bunu çünkü direkt başını temizleyip dizdik. Bunu önce temizlemem gerekiyor haşlamadan önce. Onun için elimizde ovalayarak kılçıklarını alıyoruz. Kaynatmamız gerekiyor bir 10 dakika. Kaynattıktan sonra diğer kavurmalara geçeceğiz. Birazcık sıcak su yaptım. Tencereye ben iplerimle koyuyorum. Onu daha sonra kendim ayıklayacağım haşlandıktan sonra. Sıcak su koyuyorum. Daha çabuk kaynaması için. Evet, şimdi bamyalarımızı kaynatmaya bırakıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. İçerideki ben büyük ocağıma gönderiyorum bamyalarımı ve etimi sotelemeye devam ediyorum. İçerideki büyük ocağımıza bamyalarımızı haşlamaya bıraktık ve şimdi diğer malzemelerimize geçiyoruz. Etli kuru bamyamızda 250 gram kuşbaşı, nohutumuz, tereyağımız, domates salçamız, tuz, kimyon, pul biber, karabiber ve yarım tane limon sıktık. Eti sotelemek için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Bir adet domates ve bir adet soğan kullanıyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Etlerimizi, yağımızı ilave ediyorum. Şimdi o biraz sotelenirken ben soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Çok büyük olmamak şartıyla, çünkü bamyalarımız küçük. Adından da anlaşıldığı gibi çiçek bamyası. Evet, domateslerimizi doğruyoruz küp küp. Etlerimiz sotelendikten sonra önce soğanlarımızı kavuracağız. Sonra domateslerimizi atacağız içerisine. Biraz onları da kavurduktan sonra bamyalarımızı ekleyeceğiz. Nohutlarımızı ekleyeceğiz. Baharatımızı koyacağız. Ve ondan sonra 30 dakika pişmesini bekleyeceğiz kısık ateşte. Evet, şimdi doğrama işlemlerimiz bitti ve etimizi tekrar kontrol ediyoruz. Biraz daha sotelenmesi gerekmektedir. Biz buna biraz da tereyağı ekliyoruz. Evet, yani bir yemek kaşığına yakın ekliyoruz. Çok fazla değil. Tereyağımızın da erimesini bekliyoruz. Etimize iyice karışmasını. 3-4 dakika sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Etlerimizin sotelenmesini bekliyoruz. Etlerimiz sotelendi ve beklediğimiz an geldi. Şu an soğanlarını birleştiriyorum. Soğanlardan sonra salçamızı önce kavurmam gerekiyor. Soğanımızı, etimizi. Soğan ve etin lezzeti birbirine karışıyor şu an. Şu an salçamızı, domates salçamız kendi üretimimiz, kullandığımız yemeklerimizde. Salçamızı da kavurduktan sonra domateslerimizi ekliyoruz. Domateslerimizle beraber biraz daha kavuruyoruz. Soteliyoruz iyice. Domatesimiz, soğanımız, etimiz sotelenmiş bulunmaktadır. Bir dakika bekliyoruz onu da. Şimdi ocaktan bamyamızı alacağız. Haşlanmış olan bamyalarımızı ve sotelediğimiz etleri ekleyeceğiz. Baharatlarımızı da ekledikten sonra yarım saat pişmeye bırakacağız. Bamyalarımız da gelmiş bulunmakta. Ve ben iple atmıştım. Hatırlıyorsanız. Şimdi iplerinden ayıracağım onlar. Bir 5 dakika daha soteleninceye kadar. Şöyle biz keselim bir aradan ipini. Yumuşak olduğu için eldivenden kayıyor. Bamyalarımızı ekliyoruz. Ama bir püf noktası, bamyalarımızı karıştırmıyoruz. Üzerine diziyoruz etimizin, soğanımızın. Karışınca ezilip sulanmasın diye. Evet, şimdi üzerine nohutunu ekliyorum. Nohutunu siz göz kararı ekleyebilirsiniz. Çünkü yaptığınız bamyanın çokluğuna, azlığına göre
Ben bir kase atmak istedim. Ama haşlanmış nohut. Evet, şimdi baharat olarak tuzunu, bir çay kaşığı. Biz doğal kuruttuğumuz için domates salçamıza biraz tuzunu belirgin attığımız için yemeklerimize çok fazla tuz kullanmıyoruz. Kimyonunu ekledim. Şimdi karabiberini ekliyorum. Bunu yarım çay kaşığı ekliyorum, karabiber. Pul biber atıyorum ben. Limonumuz. Yarım tane limon sıktım ben. Hazırladım. Bamyalarımız için biraz tadında ekşilik olacak hafif. Limonumuzu da ekledim. Biraz su ekliyorum. Bir yarım saat kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Evet, bamyalarımız pişti. Ve şu an servis tabağıma alacağım. Bamyamızın diğer adı da çiçek bamyası. İlk başta dediğim gibi çiçek bamyasının özelliği küçük olması. Tarifini verdik Özlem Hanım. Umarım denersiniz. Çok lezzetli. Adana'mıza geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Kooperatifimizi de bekliyoruz sizleri. Bakalım ülkemizin, yurdumuzun hangi güzel tarifi Mutfağım Şahane'de. Özlem Hanım, Adana'mıza Yumurtalık ilçesine hoş geldiniz. Burada bazıları fellah köftesi der, bazıları sarımsaklı köfte der. Bizim burada kara kılçık, özellikle kara kılçık buğdayından hazırladığımız ince bulgur, köftelik, onu koyuyorum kabımıza. Daha sonra salçamızı biraz ilave ediyorum. Salçamız yöremize uygun biber salçası kullanırız biz Adana yöresinde. Şimdi domates salçası çok az kullanırız. Biraz suyla ıslatacağız bulgurumuzu. Ben şu an bir bardak bulgur, yarım kaşık biber salçası kullandım. Bunu iyice yoğurulacağız. Islattık biraz da bulgurumuzu. Salçamız çok güzel olduğu için, rengi de çok iyi çıktığı için, bakın kıpkırmızı oldu az koymama rağmen. Çok güzel bir tat verir. Biraz yoğurduktan sonra biraz un ilave edeceğiz köftemize, bir araya yapışması için. Un olmazsa bulgur birleştiremeyiz, köfteyi yapamayız. Ve bu arada biraz da baharatımızı, tuzumuzu da ilave edelim biraz yoğurduktan sonra. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Biraz karabiberden. Yani yarım çay kaşığı, isteğe göre. Baharatlı seviyorsanız daha fazla, biraz da kimyon. Yani isteğe göre bu baharatlar aslında. Toz biber, acı biber seviyorsanız o da olabilir. Ama biz şimdi koymayacağız fazla acı biber. Bunu güzelce yoğuracağız, iyice kıvama gelene kadar. Köftelerimiz yani böyle yaptığımız zaman birleşecek. Birleştiği zaman olmuş demektir. Biraz yine ıslatmam lazım. Benim çocuğum küçükken, kızım, buna derdi ki fellah köftesine, fettah köftesi yapar mısın anne derdi. Ve bizim evde çoğunlukla bu fellah köftesine fettah köftesi derim. Kızım çok sever. Adı da bizim evde fettah köftesi kaldı. Böyle yapışacak birbirine. Böyle bir araya gelmiş, dağılmayacak. Böyle bir araya geldiği için güzel. Şimdi rahatlıkla köftemizi yapabiliriz. Biraz elimizi ıslatmamız lazım. Böyle yuvarlak önce küçük küçük döküyoruz. Yani çok küçük de değil, fındık kadar. Nohudum biraz büyüğü, fındığım küçüğü diyelim. Sonra yuvarlıyoruz ve parmak basıyoruz. Bu biraz zahmetli olduğu için iki kişi olursa daha kolay olur. Tek kişi olduğu zaman biraz uzun sürüyor yapmamız. Parmak basmamızın gayesi sos yapacağız, sarımsaklı sos. Sarımsaklı sos yağlı bu parmak çukurlarının içine girsin, daha bir lezzet versin diye yapıyoruz bu parmak basmayı da. Kara kılçık bulgurumuzu fark ettiyseniz hemen iki yoğurmada bir araya geldi. Çok güzel, hiç hemen yuvarlanıyor. Çok şifalıdır bir de kara kılçık. Çoğunlukla kara buğdayla karıştırırlar bu kara kılçığı ama kara kılçık başka bir buğdaydır yani. Kara buğdayla karıştırmayın lütfen. Bakın sakız gibi oldu. Yani hiç bilmem diyenler de bu güzel yapabilir. Bulgurun malzemen güzel olduktan sonra yapamam diyen olmaz bence.
Şimdi Özlem Hanım, ben bu işi yapmaya böyle devam edeceğim. Yaptıktan sonra haşlayacağız. Haşladıktan sonra da ayrıyeten üstüne bir sosumuz var, onu yapacağız. Evet Özlem Hanım, köftelerimizi yaptık. Şimdi haşlamak için suyunu koyduk, kaynıyor biraz. Ona biraz tuz ilave edeceğim. Biraz limon tuzu, çünkü dağılmaması için. Ve yapmış olduğum köfteleri koyuyorum suyuma, haşlanacak. 4-5 dakika diyelim. O döktüğümüz köfteler suyun üstüne çıkınca pişmiş demektir. Biz o sırada sosumuzu hazırlayalım. Domatesimiz var. Domatesimizi önce bir rende yapalım. Rendelediğimiz zaman daha güzel oluyor sosta. Evet, son parçamı da rendeliyorum. Köftemi sudan çıkaracağım artık, o haşlandı. Evet, domatesimi rendeledim, bir kenara aldım. Bu arada köftelerim haşlandı, suyun üzerine çıktığı için tabağıma alacağım. Köftelerimizi bırakıp sosuma devam edeceğim şu an. Evet, tenceremi ocağa aldım. Biraz zeytinyağı koyacağım. 2 kaşık kadar yeterli galiba. Bu sosumuza, köfteye biraz yağlı olursa daha güzel oluyor. Onun için biraz zeytinyağından kaçmıyoruz. Çok az bir şey de salça koyuyorum. Bakın, çok güzel boya veriyor. Rengini çok güzel veriyor. Biraz salçamızı eziyoruz. Sonra rendelemiş olduğum domateslerimi bırakıyorum tencerenin içine. Sarımsaklarımız da var. Sarımsaksız kesinlikle olmaz. Olmazsa olmazı, sarımsağımızı rendeledik. Dövebiliriz tokmakla. Onu da içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdım. Bir iki vırkladı mı deriz biz. Yani kaynadıktan sonra hazırdır sosumuz. Bu arada ben maydanozlarımı kıyayım. Evet, şu an sosumuz kaynadı, hazır. Bunu alıp önceden köftemizi haşlamıştık. Bunun üzerine döküyoruz sosumuzu. Sarımsak kokusu geliyordur, mis gibi. Bunun lezzeti biraz da sarımsağındadır aslında. Zeytinyağı ve sarımsak. Şimdi de sunum olarak maydanozumuzu ilave ediyoruz. Ve sarımsaklı köftemiz, fellah köftemiz, iki ismini de söylüyorum, hazırdır. Afiyet olsun Özlem Hanım. Evet Özlem Hanım, sizin yerine ben tadım yapacağım. Kendim yaptım, kendim tadına bakıyorum. Valla çok güzel olmuş. Kendimi övmek gibi olmasın ama ellerime sağlık. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Adana'mızdan sevgi saygılarla. Hoşça kalın. Şimdi Antakya'ya geçiyoruz ve Muzaffer Bey bize harika bir salata yapacak. Zahter salatası. Zahter çok fazla kullanılıyor, özellikle o bölgede. Salataya acaba nasıl bir lezzet verecek? Çok merak ettim. Antakya'dayız. Şimdi de Hatay'ımızın, Antakya'mızın dillere destan zahter salatası yapacağız. Şimdi malzemelerimiz zahter, yeşil nane, maydanoz, yeşil soğan, tuz, pul biber, kimyon, zeytinyağı, nar eşkisi. İlk önce yapacağımız, şimdi biz bu zahterlerin şu eşeleklerini biz böyle arka kısımlarından ayıklayacağız. Şöyle üç taze kısımlarını ayıklayıp alacağız. Zahter bizim dağlarımızda yetişen, bu organik dağda kendiliğinden yetişen bir zahter. Kekikten farkı dağda yetişmiş olması. Kekiği her yerde bulabilirsiniz ama zahter her yerde olmaz. Bu organik dağda yetişiyor. Şöyle bunları ayıklayacağız. Bu salata her zaman bizim soframızda olan bir şey. Her zaman sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde illa olmazsa olmazı zahter salatamız bizim meşhurdur. Şöyle ayıklıyoruz. Evet Özlem Hanım, ayıkladık güzelce zahterlerimizi. Şimdi biraz tuz atacağız buna. Tuzu attık. Şimdi yapacağımız şey, bunu güzelce bir öfeleyeceğiz. Acı suyunu çıkartacağız. Oğlum, kokusu gelmeye başladı mis gibi. Dal zahterleri. Bizde yaz kış taze zahter olur. Ama şimdi kışın biraz zayıf olur. Yazın daha gür olur.
Şimdi güzelce bir öfeliyoruz. Şimdi suyu ekleyeceğiz biraz. Tuzunu alsın diye, acılığını alsın diye. Böyle bir süzelim acı suyunu. Şu anda zahterimiz gördüğünüz gibi yeşilliğimizi katıyoruz. Nane, maydanoz ve taze soğan. Birazcık pul biber. Az bir şey kimyon, çok değil, az bir şey. Az tuz, zaten tuz atmıştık zaten kendisine. Zeytinyağımız ve arkasından da nar eşkimiz olmazsa olmazı. Şimdi zahter salatamızı güzelce bir harmanlıyoruz. Zahter salatamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şimdi biz tadıma geçiyoruz. Şöyle bir bakalım. Zahter salatamızın tadına baktık. Çok güzel olmuş. Özlem Hanım, herkese buradan Hatay'dan sevgiler sunuyoruz. Biz tarifimizi verdik. Yapabilenler yapar, yapamayanları Antakya'ya bekliyoruz. Bir Mutfağım Şahane'nin daha bugünlük sonuna geldik. Birbirinden güzel lezzetlerle buluştuk ve buluşmaya devam edeceğiz yeni günde. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, bol lezzetle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.